Başsavcı Behiç Öztürk, Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törenle yemin etti. Başsavcı görevimde Kıbrıs Türk toplumuna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bağlı kalacağımı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası'nı, yasalarını ve diğer mevzuatını koruyacağıma, görevimi doğruluk, tarafsızlık ve hakka saygı duygusu içinde sadece vicdanımın emrine uyarak yapacağıma namusum üzerine yemin ederim. Yemin töreni öncesinde Behiç Öztürk'ün özgeçmişi okundu. Sayın Behiç Öztürk, evli, biri kız, biri erkek, iki çocuk babası olup bir kız torunu bulunmaktadır. Saygılarımla arz ederim. Tören sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sancılı bir süre sonrası seçimin gerçekleştiğini belirtti. Öztürk'e bir de uyarıda bulundu. Süreç oldu başsavcı seçimi ama oldu sonuçta. Hayırlı olsun. Bu noktada benim anımsatmak istediğim sadece bir tek ilke vardır. O da hukuk devleti olmanın ne kadar önemli olduğu meselesidir. Hukuk devleti olmak, demokratik, laik hukuk devleti olmak beraberinde elbette adil işleyen, düzgün işleyen bir adalet mekanizmasını da getirmektedir. Yargının bağımsızlığı bu anlamda son derece önemlidir. Adalet sistemimiz içerisinde tabii yargı, başsavcılık müessesesi ve savunmayı teşkil eden avukatlık müessesesi de son derece önemlidir. Akıncı hukukun üstünlüğünün siyasetin önünde tutulması gerektiğini söyledi. Siyaset kurumu zaman zaman çeşitli dalgalanmalar yaşayabilir. Çeşitli etkileşimler söz konusu olabilir. Ancak hukuk, adalet düzenimiz tüm bu etkileşimlerinden uzak, onlara kapalı, sadece hukukun gereklerine ve vicdanın sesine açık olması gereken bir müessesedir. Ben bunu layıkıyla yerine getireceğinize inanıyorum, başsavcılığın başına geçmekte olan bir kişi olarak.